Günaydın arkadaşlar. Bugün bir vlog başlatayım dedim. Şimdi eve geldim. Doruk'la kahvaltı yapmıştık. Onu tesise bıraktım. Eve geçtim. Biraz dinlenip spora gitmek istiyorum. Bayağı haftalar sonra ilk sporum olacak. Heyecanlıyım. Böyle gücüm yerinde gibi hissediyorum. O yüzden böyle hani normal hayatıma artık dönebildiğim için de bir vlog başlatayım dedim. Siz de özlemişsinizdir diye. Şimdi eve çıkıyorum. Kahve falan aldım. Biraz oturacağım. Nohut'la oynayacağım. Sonra spora gideceğiz. Bir şey göstereceğim size şimdi, bir şey anlatacağım önce. Bu arabanın ekranında böyle bir şarj göstergesi alanı var, tamam mı? Ve her bindiğimde farklı yani. Bir gün bindiğimde full, bir gün bindiğimde azalıyor falan. Yani ben de diyorum ki herhalde araba şeyken, kapalıyken mi ya da çalışıyorken kendini şarj ediyor. Şimdi gösteriyorum. Şurası, tamam mı? Şu şarj. Geçen bindiğimde bu çok azdı. Ben de dedim ki herhalde bunun şarjı bitiyor. Bu ekranın şarjı bitiyor herhalde dedim. Sonra Dora dedim ki aşkım dedim burası kendini şarj mı ediyor dedim bu ekran. Dedi ki hayır, Bluetooth'la bağlanan telefonun şarjını gösteriyormuş. Yani bu hep benim telefonumun şarjıymış. Bu ekranın şarjı falan değilmiş. Bugün de arabadan anladık çok şükür. Arabayı kapatalım. Bak görüyor musun? Hadi çiş yap, seni yanıma alayım. Hadi bekliyorum. Bekliyorum, çişini yap. Çişini yap anneciğim. Çişini yap aşkım. Şimdi öğretmeye çalışıyoruz. Yani tuvalet eğitimi vermeye çalışıyoruz. Biraz bahsedeceğim size o konuda. Ya çünkü çok akıllı aslında ama zor gerçekten. Çünkü yaşı çok küçük olduğu için. Ya okey, pedine işemeyi biliyor ama mesela koltukta bizimle otururken kalkıp pedine gidecek kadar bir aklı yok şu anda. Onu bilmiyor. Aşkım işe buraya anneciğim. Çişin yok mu? Yok mu çişin aşkım? Çıkarayım mı seni? Çişin yok mu anneciğim? Gel bakalım. Gel bakalım, ablalara merhaba diyelim annem. Kocaman oldun aşkım. Allah, kocaman oldun sevgilim. Yalama yalama. Oo, çok tatlı oldun aşkım. Çiş yok mu aşkım? Anne. Şimdi halıyı falan kaldırdık. Çünkü bu beyefendi halıyı pedi zannediyor ve sürekli halıya işeyip kakasını yaptı. Halıyı kaldırınca şimdi bir oraya ped koyduk. Bir de burada çitin içindeki var. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Gel çiş yapalım, gel. Gel üstüne basacağım. Dur. Dur. Gel bakalım buraya işe. Gel. Gel buraya işe. Gel. Evet aşkım. Aferin sana. Aferin güzelim. Çok mu akıllısın sen annem? Sen çok mu akıllısın aşkım ya? Hadi gel, koltuğa çıkabilirsin. Şimdi bakın çok komik çıkıyor, bekleyin. Gel annem. Aferin sana. Çok mu akıllısın sen? Hemen de çişini yapar. Hemen de çişini yapar bu. Çok akıllı, çok akıllı değil mi aşkım? Yalama, yalama. Yalamak yasak. Hep yalıyorsun. Doruk öğretti. Sürekli öpüşüp duruyorlar. Değil mi anneciğim? Hmm. Oh, mis kokuyor, mis kokuyor. Mis kokuyor, mis kokuyor. Saç yemek yok. Bu her şeyi ısırıyor, her şeyi. Önüne ne çıkarsa ısırıyor. Bir canavar gibi değil mi aşkım? Kocaman oldu arkadaşlar. O kadar küçüktü ki geldiğinde. Çok büyüdü. Böyle gözlerimin önünde büyümesi beni çok duygulandırıyor. Sen kocaman mı oldun annem? Dur yalama 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 yalama. Güzel kızım. Biraz belki ne bileyim doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz onu da bilmiyorum da yani çok fazla araştırdım, çok fazla video izledim, çok fazla okudum, veterinerlerle konuştum nasıl yapılmalı, en sağlıklı nasıl, hani bu büyüme sürecinde en azından yavruluktan yetişkinliğe geçerkenki süreçte bu çit meselesi çok gerekliymiş. Yani bu çitin içinde zaman geçirmesi çok gerekliymiş.
Çünkü kendi yerini öğrenebilmesi için ve tuvalet eğitimi için de çok. Başladım ilk geldiği günden beri evde böyle 15 dakika yalnız bıraktım, yarım saat yalnız bıraktım, bir saat yalnız bıraktım ki böyle köpeklerin tek başına kalabilmeleri gerekiyormuş. Yani çünkü ayrılık anksiyetesi yaşıyorlarmış daha sonra ve böyle siz her evden çıktığınızda sizin onları terk ettiğinizi zannedip çok üzülüyorlarmış. Bu yüzden böyle yavaş yavaş işte onu evde tek bırakmaya alıştırdım. Şimdi mesela hiç ağlamıyor, etmiyor. Çok mutlu kendisi. Tek başına da yani tek başına da vakit geçirebiliyor. Gece yani yavruluğundan beri, ilk geldiği günden beri benimle hiç uyumadı. Bir kere sadece yolda gelirken birlikte uyuduk. İnsan gibi yapmamamız gerekiyormuş. Yani büyüyünce tabii ki bizimle uyuyacak. Çok sabırsızlıkla bekliyoruz biraz büyüyüp bizimle uyumasını. Ama şu dönemde mesela benim olmadığım günlerde de kendisi mutlu uyuyabilmesi için, buna alışması gerektiği için onu yanımıza almıyoruz. Bizimle uyumuyor. Mesela şimdi yeni yeni artık böyle biraz daha fazla dışarıda tutmaya başladık böyle. Neredeyse her çiş... Yani hep yanımızda, çişini yaptırmaya götürüyorum, geri getiriyorum tekrar. Mesela uyuyakaldığında benim yanımda, kucağımda değil de böyle kendine rahat bir bölge bulup koltukta kendi kendine oyun oynayıp hiç ne bileyim kendi kendine uyuyor, uyuyakalabiliyor. Şimdi bağımsız yani güçlü bir köpek yetiştirmeye çalışıyoruz ki çok fazla insana bağımlı olduğunda çünkü çok üzülüyorlarmış. Biz markete bile gitsek onları terk ettiğimizi düşünüyorlarmış. O yüzden böyle bir eğitim. Herkesin önerdiği tarz buydu. Tabii ki çok istiyorum bunun benimle uyumasını. Ama şimdi olmaz değil mi aşkım? Şimdi bizimle uyuyamazsın. Evet. Biraz büyüyünce bizimle uyuyacak. Değil mi annem? Uy. Çok akıllı, çok. Sen çok mu akıllısın? Sen çok mu akıllısın annem? Kocaman oldun sen, biliyor musun? Bir de şeyi çok söylediler. Mesela eve ilk geldiğinizde böyle, hayır kolye de ısırmak. Mesela eve ilk geldiğinizde hani eve yalnız oluyor, siz eve geliyorsunuz ve çok fazla büyük tepkiler vermemeniz gerekiyor ki gelen insanlara havlamamayı öğrensin. İşte eve siz her geldiğinizde ya da eve herhangi bir insan geldiğinde ay kim geldi, kim geldi tarzında bugün girerken yaptığımı bilmiyorum, bazen kendimi tutamıyorum ama işte böyle hep girer girmez mesela çok fazla konuşmamaya çalışıyorum. İşte eve giriyorum, ona bakıyorum. O duruyor. Almamı istiyor onu. Ama gidiyorum işte üstümü değiştiriyorum. Banyoya giriyorum vesaire. Daha sonra onunla ilgileniyorum. Yani hani eve hemen girdiğimde sanki çok büyük bir olaymış gibi değildi. Bu çok normal bir şeymiş gibi davranıyorum ki eve gelen insanlara ya da biz eve geldiğimizde çok fazla havlamasın diye de böyle bir şey yapılması gerekiyormuş. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış gerçekten bilmiyorum. Ben de okuduğum, dinlediğim şeylerden, araştırdığım şeylerden yola çıkarak söylüyorum. Belki de her köpeğin şey farklı mıdır nedir bilmiyorum yani. Benim ilk köpek bakışım. Değil mi anneciğim? Bu arada Doruk'u çok sevdi. Yani Doruk'a aşık oldu. Hani beni belki sahibi olarak görüyor olabilir ama Doruk'u sevgilisi olarak gördüğüne eminim yani. Çünkü dişi bayılıyor ya, ölüyor onun için. Sürekli böyle dip dibeler. Değil mi? Değil mi aşkım? Evet. Evet. Spora gitme zamanı. Şimdi büyük çantamı alacağım. Bu çantanın içine bunu boşaltmaktansa direkt küçük çantayı büyük çantanın içine koyuyorum. Ayakkabılarımı koyacağım. Ayakkabılar, anahtar, arabanın anahtarı, su. Ayakkabılarım nerede? Is it you? Do the angels fall? Is there more to the you? I don't know. I don't. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Yani emindim. Gelince, şu an arabadan ineceğim. Şu an aklıma geldi. Kulaklığım. Zaten aklıma gelseydi de şarjı yoktu ama eve gidince şarjı taksaydım yeteri kadar dolabilirdi ama yani müziksiz yapacağız. Yapacak bir şey yok artık. Oh, I don't know. Oh, I don't know. I don't know. No, I don't know. I don't think that I can figure out where my mind is trying to go no more. No, 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 no. I can't figure out if I could make it out this box I like to clothe me with.
Someone get me out my head before it explode. I hate family pictures, family portraits sad that look on. Dad keep trying to look strong, my smile look broke on. I be looking off to Jupiter like Saturn. Gonna give an answer to this pattern that I walk in. Rancid smells keep leaking out my memory box. Someone get it close. Someone get it close. When I find good things, they eventually rot. Moralim çok bozuk arkadaşlar. Yani hiç keyfim yok açıkçası. Yaklaşık 3-4 senedir aralıksız spor yapıyordum. Ve son zamanlarda geçirdiğim hastalık mı artık neyse, yani bilmiyorum ne olduğunu. Ondan dolayı bütün kaslarım sıfırlandı. Aylarca bırakın spor yapmayı, su şişesi açamadım. Ve şu an ya eskiden 45 kilo 50 kilo squat yaparken şimdi kendi vücut ağırlığımla bile zor yapıyorum. Tekrar sıfırdan spora başladım yani. Çok güçlüydüm önceden. Cidden güçlü bir kızdım, hani zayıf olsam da vesaire. Ama şimdi senelerdir yapmaya çalıştım, her şey sıfırlandı. Yani böyle şeyler yaşadıkça insan şey diyor, hani gerçekten insanın sağlığı olsun, başka hiçbir şey önemli değil. Öyle öyle tabii, sağlığımı geri kazanıyorum şükür ama aynı zamanda çok da şey kaybettim. Ya bilmiyorum, geri gelecek illa ama çok uğraşmam gerekecek. Bütün emeklerimin boşa gitmesine yanıyorum ama hayatta böyle şeyler de var. O yüzden çok moralimi bozmamaya da çalışıyorum ama bugün biraz moralim bozuldu. Çünkü... Neyse. Şimdi eve gidelim de. Neyse, boşverin şimdi siz bunları. Şimdi eve geldim. Hızlıca bir vücudumu yıkayayım, çıkacağım. Sonra birazcık ev toparlayacağım. Abladan tavuk sote ve pilav istedim, bizim aşağıdaki kafedeki abladan. O bana onları yapacak. Hem biraz fazla istedim akşam da yarın falan diye. Hemen vücudumu yıkayıp geliyorum. Herkese unutur da yüreğim, seni saklar bir tanem. Sabahtan beri konuşuyorum, videoya başlamamış. Şey diyordum, sizin de şu salar saçlarınız çok dökülüyor mu? Çünkü benimki çok dökülüyor. Evde de güzel kokmak önemli tabii. Ağzıma kaçtı. De TikTok'ta birkaç kişide gördüm, böyle Kasım ayı gelince saçlar daha fazla dökülüyormuş falan diye. O kadar bilemeyeceğim. Çünkü benim böyle şu an kafamda ne kadar saç varsa bir o kadar da her tarafında dökülüyor. Eğer saçımı yıkamış olsaydım şu an gösterirdim. İnanılmaz yani, böyle avuç avuç saç döküyorum şu anda. Duş aldım. Şimdi... Nohut'un çişini yapmasını sağlayalım. Nohut işko, çiş yap bakalım. Çiş yap bakalım, ben de seni alayım. Evet, çişini yap anneciğim. Çişini yap aşkım. Çişini yap. Tüm gün evde böyleyim. Çişini yap. Çişini yap. Yap çişini. Çiş yap, çiş. Abladan söylediğim tavuk sote ve pilav geldi. Biraz fazla söyledim çünkü dedim ki dolaba kaldırırım, ısıtıp akşam da yerim. Nohut da az önce yere kakasını yaptığı için yerinde oturuyor değil mi Nohut'cum? Her yere pet koyduk, o kadar gittin parkeye yaptın aşkım. Değil mi annem? Evet. Olsun, en azından koltuğa yapmıyor artık. Yani iyi tarafından bakarsak hiçbir şekilde koltuğa yapmıyor. Aşağıya iniyor. Artık yani bulamıyor mu pedi falan, ya anlamadım. Neyse, artık büyüdükçe alışacak herhalde.
geçirdiğiniz ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.